Elitaş'ın bu kadar hareketliliğine karşı meseleyi sabitlememiz lazım. Başka türlü durmayacaklar. Yani şey olmaz. Hazırsak başlayabilirim. Hatta tabii bunu da pardon çok kısa daha bekleteceğim. Zaten konu daha netleşmesi açısından böyle olması daha iyi. Çok söz kalmaz o zaman. Bu da kanunun kendi. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi 10 gün önce Sayın İlker Başbuğ'un kullandığı bir ifadeden sonra bu ifade kullanıldıktan bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra önergede ismi geçenlerin herhangi bir tepkisi yokken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumsal olarak bu meseleye karşı tepki vereceğiz, dava açacağız, hadi sinirlenin arkadaşlar, size bunu böyle nasıl derler deyince bugün o arkadaşlar gidip İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Tabii aslında birbirlerinden ve genel başkanlarından aldıkları cesaretle tarih karşısında da büyük bir ayıbı ortaya koyuyorlar ve büyük bir kabulleniş yapıyorlar. Örneğin önergenin altında imzası olanlar yavaş yavaş dün Ahmet Aydın'dan duyduk ki imzamın arkasındayım diyor. Attığı imza ne manaya geliyordu? Onu tartışacağız. Ve Elitaş karşı tarafın haberi vardı diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin haberi vardı diyor. Haberi olmaması mümkün değil diyor. Ve bir yandan da vallahi önerge nereden geldi bilmiyorum. Sadullah Ergin verdi benim elime diyerek de aslında dün sorduğumuz soruya da bir ölçüde cevap veriyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi tarafında olan herkesle konuyu bizzat görüştüm. Hakkı Suhaokay dönemin nöbetçi grup başkan vekili o günün dahil. Video kayıtlarını aldık, video kayıtlarını inceledik. Arşiv taraması yaptık ve konuyla ilgili hiçbir tereddüt olmadan durumumuzu, pozisyonumuzu tarif edebilecek durumdayız. Ve enteresan bir şekilde öncelikle kayda geçirmek isteriz ki bu konuyla ilgili haberlere baktığınızda, yani AK Partili grup başkan vekillerinin grup başkan vekillerimizi ziyaret ederek bilgi verdiklerini söylediği toplantı, grup başkan vekillerinin birbirini ziyareti kolay kolay haber olmaz ama o toplantı, o toplantının çıkışında yapılan açıklamalar, kanunun dakika dakika takibi ve son dakika gelişmelerin hepsi Cihan Haber Ajansı'nın belgeleri olarak internette duruyor. Cihan Haber Ajansı'nın. Yani mesele yapılacak işten daha sonradan Fethullahçı terör örgütünün haber ajansı olarak suçlanarak kapatılan Cihan Haber Ajansı takip ediyor. Yani FETÖ'nün bu işi santim santim planladığı, dakika dakika kurguladığı ortada. Şimdi olayın kendisine gelelim. Elimizde 7 Ocak 2010 2009 tarihli bir kanun tasarısı var. Altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası. Son sayfasını açtığınızda bütün bakanların imzası var.
Bütün bakanların. Ve bu kanun teklifi kamuoyuna ve siyasi muhataplara şöyle anlatılıyor. Bu Avrupa Birliği yasalarıyla uyumdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden randevuyu AB uyum yasaları ile ilgili kanun teklifimiz hakkında bilgi vereceğiz, destek isteyeceğiz diye kamuoyuyla paylaşıyorlar ve böyle bir ziyaret yapıyorlar. Bu kanunun birazdan kıyametin kopacağı önergesi 7. maddesi. Kanunlaştığında 7. madde olacak ve kıyametin kopacağı Anayasa Mahkemesi'ne gideceğimiz, iptal ettireceğimiz kısım burada. Önergenin altında da Mustafa Elitaş'ın, Bekir Bozdağ'ın, Ahmet Aydın'ın ve diğer 3 milletvekilinin imzaları var. Peki bu kanunu Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği ile uyum için, değişiklik için yolladığında CHP'ye verilen bilgi ve kamuoyunun bu konudaki bilgisi, beklentisi nedir? Madde 7. Madde 7'nin A bendini değiştiriyor Recep Tayyip Erdoğan. Teklifi o. Diyor ki Türk Ceza Kanunu'nda örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu yazıyor ya diyor. Biz buraya bir ilave yapacağız diyor. Artı koyduk buraya. Yapacağımız ilaveden sonra diyor örgüt faaliyeti uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçuna ek olarak artı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçunu değiştiriyoruz diyor. Ne muhteşem bir öneri. Yani uyuşturucu tacirleri bu suçtan parayı kazandılarsa, o parayı bir yerde aklıyorlarsa bu da suç olsun diyor. Ne diyecek buna Cumhuriyet Halk Partisi? Destek verecek Cumhuriyet Halk Partisi. Evet diyecek tabii. Avrupa Birliği'nde de bu zaten suç diyorlar. Bizde sadece ticareti suç. Ama oradan kazanılan parayı birileri kanalıyla aklıyorsan aklamak da suç olsun. Destek bu. Diyorlar ya görüştük, destek verdik. Öyle bir ellerindeki propaganda gücüyle yalanı doğru gibi anlatıyorlar ki. Diyor ki ben bunu gittim Hakkı Siyahaka'ya bilgi verdim diyor. CHP'ye bilgi verdim diyor. Kanun 250. maddedeki uyuşturucuya mal varlığını aklamayı da ekleyelim diyor. Eyvallah. Kim diyor? Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi meclis raconunda buna ne deniyor biliyor musunuz? İz madde, iz. Siz genel kurulda önerge verecekseniz bir maddede, o maddenin kanun metninde olup yani sofrada, tepside olması lazım. Recep Tayyip Erdoğan verdiği bir önergeyle 250. maddeyi tepsiye koyuyor. İsteyen istediği gibi koparır, mıncıklar, yer, ekler, üstüne tuz atar. Artık madde müdahaleye açık. Genel kurul gündemine geliyor. Herkes, yani bu planı kuranlar dışında herkes de sanıyor ki uyuşturucuyla mücadelede bir hamle yapıyoruz. Bekliyoruz. Avrupa Birliği'ne uyum yapıyoruz. Şükrü Elekdağ diyor ki bu Avrupa Birliği uyum yasası önemlidir. Biz bunu destekleyeceğiz diyor. Hani bu kanunun maddelerine geçirirken, tümü oylanırken Cumhuriyet Halk Partisi tümüne evet oyu verdiğine kimsenin inkar ettiği bir gerçek değil. Biz bütün Avrupa Birliği'ne uyum yasalarına evet oyu vermişiz. Ama bu madde böyle görüşülürken gece 00:50 meclis kapanıyor. 00:59 açılıyor. 6. ve 7. maddeye önergeler geliyor. 6 ile ilgili değil. Bunu zaten Recep Tayyip Erdoğan önermişti tasarıda. Komisyondan da geçmişti. Ama diyorlar ki aynı maddenin 3. fıkrasının son cümlesinde hali dahil yazısı kelimesini halinde olarak değiştiriyoruz. Hali dahil, halinde. Maksat ya ne var, aynı anlam işte, anlam bütünlüğü, anlam bozukluğu daha iyi anlaşılsın. Ve öyle olunca ne oluyor? Madde şuna dönüşüyor. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkı yönetim hali dahil askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır da. Savaş ve sıkı yönetim hali dahili,
halinde çevirince savaş ve sıkı yönetim halinde askeri mahkemeler görevlidir oluyor. Diğer hallerde savaş ve sıkı yönetim yoksa sivil mahkemeler yargılayabiliyor. Kimi? İlker Başbuğ. Kimi? Kimi yargılayabiliyor? 125 tane albayı. Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat. 68 tane general ve amirali. İlker Başbuğ söyledi diye konuşuluyor. Ama İlker Başbuğ ile birlikte 68 general ve amiral, 125 albay sivil mahkemede ÖZES'e tarafından, Ergenekon'un ÖZES'i gelin bakalım diyor. Balyoz'un hakimi, savcısı gelin bakalım diyor. Ve 125 albay içeri atılıyor. Yerine 125 FETÖ'cü yerleşiyor. Şimdi yapılan operasyon Tayyip Erdoğan imzasıyla, uyuşturucuyla mücadele çünkü A fıkrası o diye konulup, gecenin bir yarısındaki Mustafa Elitaş önergesiyle hali dahili halindeye çevirme meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis kayıtlarından da baktığınızda bu 7. madde önergesine bir desteği olmadığı gibi yapılan işin kamuoyu tarafından da bir iz madde konulup uyuşturucu yapacağız diye halinde çevirip asker kişileri, sivil, bu muhteşem FETÖ aklı, bu muhteşem bir akıl. Kim takip ediyor bu işi? Baştan sona takip edenler FETÖ'nün ajansı. Efendim, Avrupa Birliği ile ilgili iyi bir şeyler olacak. İki partinin grup başkan vekilleri bir araya geldi. Çıkışta grup başkan vekilleri açıklama yapıyor. Bilgi verdik, destek aldık. Verilen bilgi, alınan destek, yapılan operasyon bambaşka. Anlatmaya çalıştığımız mesele bu. Şimdi Elitaş çıkmış, efendim biz zaten bilgi verdik de destek aldık da. Cumhuriyet Halk Partisi pozisyonu şudur. Bu uygulamaya destek verir. Bu laf oyunundan dolayı bu mühendislik hali dahili halinde çevirerek askerlerin yollanması işinin yaratacağı faciayı görür. Ertesi gün, cumartesi günü meclis açılır, basın toplantısı yapılır. Anayasa Mahkemesi'ne 60 gün süresi beklenmeden hızla gidilir. Bu madde iptal edilir ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu iptale karşı bu değişikliği bu sefer anayasa değişikliğine koyar. Anayasa değişikliğine CHP hayır, AKP evet oyu verir. Bu operasyondan sonra bu meclisteki herkes biliyor, konuşuyor ki AK Partililer CHP'lilere size nasıl gol attık lafını kullanmıştır. Bu operasyondan sonraki grup toplantısında CHP'nin itirazlarına, dün gösterdim ya, Hürriyet'te kıyamet kopuyor. Hali dahil halinde bir kelime kıyameti kopardı diyor. Hürriyet manşet yapmış. Erdoğan yapılan iş darbeyle mücadeledir diyor buna. Kemal Kılıçdaroğlu yapılan iş orduya karşı bir hamledir diyor. Şimdi gelinen noktada bir bakıyorsunuz, hatta Recep Tayyip Erdoğan grup konuşmasında ne diyor? Masalardı. Yani bu meseleyi başka yere baktırıp başka yerden iş kotardık, uyumasalardı diyor. Şimdi verilen önerge, bu kanunu değiştireceğiz diye verilen madde üzerinde sadece şundan ibaret. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinin 1. fıkrasının A bendi aşağıdaki şekilde, maddenin 3. fıkrasının son cümlesinde geçen hali dahil ibaresi halinde şeklinde değişmiştir. Tayyip Erdoğan'ın yolladığı madde de zaten bir satır. Şunu söylüyor ve bunu yapıyor. Meselenin özü kendisi bu. Anayasa Mahkemesi'ne gitmemiz de bu. Ama karşıdaki durum ne? Şimdi yavaş yavaş ben o imzaya sahip çıkıyorum diyor Ahmet Aydın mesela. Şimdi o imzaya sahip çıkıyorsanız o zaman FETÖ'nün kurduğu kumpasa sahip çıkıyorsunuz. O imza şöyle ifade ediyor, daha demokratik olsun diye attık o imzayı diyor. FETÖ o imzayı size
asker kişileri sivil mahkemede yargılayayım, Ergenekon'un balyonun içine görevdekileri de katayım diye yaptı. Buna sahip çıkmak Ergenekon balyoza sahip çıkmaktır. Sadece İlker Başbuğ 22 ay 4 gün orada yattı. Yanında 125 albay, 68 tane de general yattı. Bu ordunun en iyi birikimli ve FETÖ'nün en düşman olduğu 200'ün üzerindeki albay ve üstü personeli ordudan uzaklaştırdınız. FETÖ ile mücadele diyorsunuz ya. FETÖ kendisiyle mücadele edenleri temizledi. Size bu imzayı attırarak, bu değişikliği yaptırarak, bu kanuna böyle iz madde koydurarak kimi kandırıyorsunuz, neyi kandırıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu budur. Avrupa Birliği uyum yasası diye getirilen, bunun için bilgi verilen bir kanuna CHP'nin destek vereceğini söylemesi başka bir şeydir. Buradaki pis FETÖ operasyonuna alet olmak, imza atmak başka bir şeydir. Ha, bugün buna tekrar sahip çıkmak başka bir şeydir. Onu ayrı konuşacağız. Onu ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Acaba neler oluyor diye. Daha çok uzatmayacağım. Bir tek Kızılay konusu var. Ona söyleyeceğim. Varsa sorunuzu cevaplayacağım. Şimdi Kızılay torunların açıklaması. Biz Kızılay veya Ensar olsun hangisine yaparsak yapalım mahtrattan indireceğimiz kısım aynı diye bir söz söylüyor. Ve bunu bütün AKP sözcüleri tekrar ediyor. Şimdi biz de kendilerine şunu hatırlatıyoruz. Kurumlar vergisi madde 10 fıkra C diyor ki genel ve özel bütçeli kamu idarelerinde, il özel idarelerinde, belediyelerde, köylerde, Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı. Yani diyor ki kurumlar vergisi madde 10, Ensar Vakfı gibi kamu yararına çalışan dernek, vakıf ünvanı aldıysa %5'ine kadarını indirirsin diyor. %5. Ama gelir vergisi madde 89 diyor ki özel bir hüküm. Türk Kızılay Derneği'ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı. Kızılay'a yaparsan tamamı, Ensar'a yaparsan %5'i. Şimdi bu utanmaz yalan söyleyicilerin vergi levhası. Bağışı hangi tarihte yaptılar? 2017. 2018'de bağış yok. Matra dünya kadar, vergi dünya kadar. 83 milyon matra, 18 milyon vergi. Bir sonraki senede dünya kadar matra, dünya kadar vergi. Bağışı yaptığı 2017 matrasız. Bu da aynı belgenin elektronik E-Devlet'teki kısmı. 2017 matrasız, diğerlerinde vergi var. Neden Kızılay? Vergiden Kızılay Başkanı'nın ilk başta ağzından kaçırdığı dememek, ağzından kaçındığı gibi falan, o kaçırmak yerine kaçınmak diyor. Ağzından kaçırdığı gibi vergi kaçırmak içindi. Üstünü bütün AKP örtmeye uğraştı. Ama açıkça ortadaki, öbür türlü olsaydı vergi vardı ama 2017 matrassız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabiliriz. Yok herhalde. Baykal'ın açıklamaları var. Şimdi Elita şöyle bir şey ki herkesin yerine konuşuyor. Baykal'ın yerine de konuşuyor. Sayın Baykal'ın yerine de konuşuyor. Bizim yerimize de konuşuyor.
Şöyle bir gerçek var. Baykal'ın Hürriyet gazetesinde dün gösterdiği manşet çok net. Baykal karşı çıkıyor, Erdoğan da ona laf söylüyor. İkincisi, grup konuşmalarında söyledikleri çok net. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda da Baykal bu işten haberlerinin olmadığını açıkça söylüyor. Ha, Baykal'ın haberi olmaması mümkün mü? Şimdi bugün Ali Taş demiş ki, Cumhurbaşkanı, benim genel başkanımın haberi olmaması mümkün değil demiş Özgür Özel. O zaman Baykal'ın da var. Bakın, Baykal'ın haberi bundan var. Baykal'ın haberi uyuşturucuyla mücadele için bir kelime, bir cümle ekleyeceğiz ki mal varlıklarını aklamak da suç olsundan haberi var. Grup başkan vekillerine verilen bilgi bu. Ama gece yarısı yapılan bu işten Baykal'ın değil, bu işi bir şeytan biliyor, bir FETÖ biliyor. Bir de bu imzayı atanlar ya biliyor, biliyorlarsa suçlular, bilmiyorlarsa önergeyi ellerine kim tutuşturmuş onu açıklasınlar. Önergeye sahip çıkmak FETÖ şeytanlığına sahip çıkmaktır. Biz o önergeyi verirken biz de kandırıldık. Bize de birileri böyle dedi. Ama sonradan anladık ki diyorlarsa ayrı. Eğri oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Ergenekon balyoz var. Bunlar Ergenekon ve Balyoz'un darbe davası olduğuna inanmış, iman etmiş. Anlatamıyoruz ki biz kitap yazıyoruz, kumpas var diye. Bunlar diyor ki devlet bağırsaklarını temizliyor. Bunlara dediler ki darbecileri ayıklayacağız, toplayacağız. Bunlar da imzayı attı. Kim verdi, kim getirdi, kim çalıştırdı ortada. Baykal bunu bilir. Ama burada imzası olan bu kanun teklifinin şu değişikliği için imza atıp yollayan Erdoğan'a bunu yapacaksanız onun haberi olmadan olmaz. Onun rızası olmadan hali değili, hali dahili halindeye çevirip askerleri sivil mahkemeye yollayacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan bunu bilmeyecek. Bunun mümkünatı yok. Ayrıca Sayın Elitaş'ın ustaca manevralarla Kemal Kılıçdaroğlu da var. Bilgisi var. Kemal Kılıçdaroğlu danışma kuruluna gitmiş. Danışma kurulu. Biz bazen meclis açık olduğu günlerde 1.30'da danışma kurulu oluyor. 1.30'da basın toplantımız var. Engin Özkoç ben burada basın toplantısı yaparken danışma kuruluna iniyor. Danışma kurulu gündemde uzlaşırsak imza atarız. Uzlaşmazsak herkes kendi önerisini getirir diye sonlanan bir yer. Danışma kurulunda bugün ne görüşelim? Avrupa Birliği uyum yasası görüşelim. O imzayı kendi imzasına denk tutuyor. Senin imzan FETÖ'nün operasyon imzası, Kılıçdaroğlu imzası, Avrupa Birliği yasasını bugün görüşürüz imzası. Bunun dışında Sayın Genel Başkan'ın bir dahli yok. Grup başkan vekillerinin bilgisi yok. Zaten öyle olsa böyle bir gece yarısı operasyona gerek yok. Şunu sormazlar mı? Şunu. Sen dürüstsen, namusluysan, açıkça biliyor. Neden Recep Tayyip Erdoğan bu uyuşturucuyu yazdı da bunu yazmadı? İlk kanunun metnine koyaydın. Meclise yolladığında bu hali dahil deyip halindeyi de yazıp kamuoyuna da deseydin ki daha demokratik bir şey. Biz askerleri sivil mahkemelerde yargılayacağız. Demiyorsan, oyun yapıyorsan, kumpas kuruyorsan bunu göreceksin, bileceksin. O gün sanki biz bunu yapıyoruz demişler gibi sonradan gol attık demeler, uyumasalarmış demeler hepsini bir bütün haline aldığında tablo açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca siyasi ayak iddianamesi var. Ve elimizdeki iddianamede hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir ifadeleri iddianameye giriyor. Ardından da bu tespiti yapan savcıları görevden alıyorlar. Bu aslında bu siyasi ayak tartışmasının birazcık eşelendiğinde yani AKP neden hayır oyu veriyor ortaya çıkmış durumdadır. MHP neden hayır veriyor onu biliyoruz. O AKP hayır verdiği için hayır veriyor. MHP talimatı yerine getiriyor. Talimatı veren AKP neden hayır diyor?
Çünkü bu meseleler ortaya çıksın istemiyor. Sen bunu söyleyen savcıyı neden atıyorsun? Çünkü bunu söyleyen savcının dediği de Ramazan Can ve arkadaşlarının, yanılmıyorsam 28 tane imzayla koydukları albayları emekliliğe teşvik edip FETÖ'cülere yer açma önergesiydi. 17-25'ten sonra diye AKP'nin bunları araştıracak yerleri arıyor. Birinci imzacı Recep Tayyip Erdoğan diye milleti uyuşturucu diye kandırıp FETÖ operasyonu yaptılar diye bunları araştıracak kişilerin başı ağrıyor, migreni tutuyor. 10 gün önce söylenince susanlar bugün meclis koridorlarında bana böyle diyemezler. İmzamı savunuyorum. Mahkemeye gideceğim. Asker bunlar. Ne asker bunlar? Bunlar askerliğin üstünden mahpus oldular. Bedel ödediler. 700 küsür gün sizden alacaklı çıktılar. Kimisi 5 yıl alacaklı, 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl alacaklı. Sonra da bu insanlar gittiler. Şimdi sivil hayatta duruyorlar ve kendilerine yapılan bunun bir tarafı FETÖ ise bir tarafına sizin olduğunuzu da gayet net biliyorlar. Şimdi AKP için bir suç duyurusuyla ayıp örtme, suç duyurusuyla kendi kusurunu gizleme değil, öz eleştiri yapma, özür dileme zamanıdır. Yok, bu iş FETÖ yaptı, bir yol sahipleniyorum, ben o FETÖ'nün yaptığı balyoz Ergenekon'un tamamını sahipleniyorum demektir. O zaman pozisyonumuz bellidir. Ey Recep Tayyip Erdoğan, tarih tekerrürden ibaret. Sen yine FETÖ'cülerin yanında saf tut, onların savcısı ol. Biz yine bu namuslu insanların, kumpas mağdurlarının yanında oluruz, onların avukatı oluruz. Biraz önce gösterdiğiniz Genel Kurmay Çatı davası. Evet, evet. Siyasi otoriteye yaptırmışlar, ifadesini kullanıyor, kanunları yaptırmışlar. Evet. O zaman da 37 AK Parti milletvekilinin imzasıyla getirilmiş tarihte 30 Aralık 2015. Yani oradaki yapılanla bugün İlker Başbuğ'un söylediği aynı şeyler mi? Aynı şeyler mi oldu? 30 Aralık 2015'te 37 AK Partili milletvekilinin imza attığı, 6 imza yetiyor. Neden 37 olmuş? Büyük bir heyecan duymuşlar. Büyük bir gayret içine girmişler orada da. 37 kişinin verdiği, hatta kanun görüşülmeden önce tek imza da yetiyor. 37 kişi kuyruk olmuşlar, imza koymuşlar. Ne yapmışlar? Albayları emekli yapmışlar, FETÖ'cülere yer açmışlar. Bugün gelinen noktada da iddianamede de açıkça söylendiği gibi hem onu yaptırma kabiliyeti var, hem bunu yaptırma kabiliyeti var. FETÖ 2009'da bu değişikliği yaptıracak gücü AK Parti grubunda bulduğu gibi 2015'teki AK Parti grubunda da bu albayları emekli edip FETÖ'cülere yer açacak güce sahipmiş. Onu söylüyor iddianame. Siyasi ayak tartışmalarını yapmak isteyen biziz, yaptırmayanların durumu belli. Siyasi ayak ya imzayı atandır, ben o imzayı bilerek attım diyorsa, eğer bilerek atmadıysa kendisine verendir. Ben burada imzası olanlara şunu soruyorum. Bu suçun ya failisiniz ya tanığısınız. Failiz diyorsanız o ayrı mesele. Yok biz FETÖ'nün siyasi ayağı değiliz diyorsanız o zaman önergeyi kim verdiyse onu söyleyin, onun üstünden yürüyüp gidelim. Buradakilerin esas hassasiyet gösterip vay bizi suçluyorlar, sizi suçlayan yok. Elbette kusurlarınız var ama kusur aldatılıp oyuna gelmek mi? FETÖ'nün kasti şeytani operasyonunun parçası olmak mı? Şimdi önergeyi verenleri, o gece yaşananları, Tayyip Erdoğan'ı örneğin, Mustafa Elitaş bu önergeye Tayyip Erdoğan'ı ikna eden kişi ise nasıl ikna ettiğini, ikna ederken kendisine kimlerden ne bilgiler geldiğini söyleyecek. Şu kişi bana geldi, böyle bir önerge vermemiz lazım dedi. Ben ama yo şunu da söyleyebilirler. Biz hep beraber biliyorduk. Bunu bilerek ve isteyerek yaptık. Yaptık ki askerleri sivil yargıda yargılayalım. Balyoz ve Ergenekon'da Atatürkçü subayları toplayalım.
Bu da bir tercih. Bunu söylesinler. Bu ikisinin dışında bir pozisyon yok. Bunun dışında pozisyon tarif etmek gerçekleri çarpıtmaktır. Ben partimizin içinde bulunduğu pozisyonu, eldeki bilgileri ve bütün yaşanmışlıkları birinci ağızdan kişilerle, genel başkanımızın gittiği danışma kuruluna gidişiyle, Hakkı Soğukaya bilgilerin verilişiyle, Kemal Anadolu'la birer birer de konuşarak, kesin teyitleri alarak ve eldeki kasetten de Meclis TV kayıtlarından da o geceki görüntüleri izleyerek bunları söylüyorum. Bunun dışında Elitaş'ın söylediği her söz, bilgileri vardı. Bunlardır, çarpıtmadır. Kendisini veya birilerini aklayayım derken gerçeklerin üstünü kapamadır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bunu bizim arkadaşlardan birisi şey yapsın. Biraz şey kalıyor çünkü, iş kalıyor. Çünkü. Yok şey izi kalıyor, kendisinden artık kalıyor. Alıyoruz.